Üzerinde yazıyor hangi numuneler. 96 gün sürelerinin dolmasını bekliyor bunlar. Ben Siirt Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde yapı anabilim dalında doktora öğretim üyesi olarak çalışıyorum. Adım Mahmut Durmaz. Bu gördüğünüz bizim üniversitemizin yapı denetim laboratuvarı. Burada biz çeşitli Siirt Üniversitesi'nin desteklediği bilimsel araştırma projemiz var. Şu an onu yürütüyoruz. Araba lastiklerinden elde edilen atık çelik liflerin yüksek dayanımlı C50 betonunda kullanılması ile ilgili bir çalışmamız var. Bu çalışmamızla elastiklik katsayısı daha yüksek, daha dayanımlı bir beton üretmek deprem esnasında yüksek yapılarda biliyorsunuz beton gevrek bir yapıya sahip, bir anda çökme oluyor. Belli bir noktaya kadar dayanıyor, ondan sonra bir anda kırılıyor, dayanımını yitiriyor. Bu çalışmada da bizim gördüğümüz şu ana kadar yavaş yavaş çelik lifli, atık lifli şeylerden, araba lastiklerinden elde ettiğimiz atık çelik lifli betonun kırılma esnasında kiriş numunelerde özellikle yavaş yavaş bir kırılma olduğunu, kırılmanın bittiği esnada da numunenin ikiye ayrılmadığını, bütünlüğünü koruduğunu görüyoruz. Bu önemli bir konu. Bunun haricinde bor mineral katkımız da var aynı çelik lifli betonumuza. Bor mineral katkımızla da radyasyona karşı yüksek dayanım elde etmeyi umarak yaptık. Sonuçlarımız daha gelmedi. Geldikten sonra proje sonuç raporunda bunu da yayınlayacağız. Betonda, özellikle yüksek dayanımlı betonda, yüksek yapılarda çelik lifli betonun kullanılmasının sebebi daha yüksek dayanımlı beton elde edilmesi, elde etmek. Eğilmede çekme dayanımı, kirişlerde yaptığımız eğilmede çekme dayanımını daha yüksek olan betonlar, elastiste indisi, elastistesinin daha yüksek, esnekliğinin daha yüksek olan beton elde edilmesi, özellikle yüksek yapılardaki salınımdan dolayı daha yüksek betonlar elde etmek ve atık malzeme kullanarak atıkların geri dönüşümünü sağlamak, çevreye karşı bir fayda sağlamak ve atıklar biliyorsunuz atık ücretsiz, daha ekonomik bir beton üretmek. Bakın burada çatlak var. Normal betonda olsa bunu böyle yaptığın zaman tak diye böyle yapmaya da gerek yok. Hemen bu serbest olarak ayrılır. Beton gevrek bir malzeme ama içerisinde çelik lifli beton olunca, özellikle de araba lastiklerinden elde edilen beton varsa bunu kıramıyorum. Bak hala bütünlüğünü koruyor. Şimdi ben bunu lastik çekişte deneyeceğim. Şöyle. Gördünüz mü? Vurdum, çarpma etkisiyle büyük bir kuvvet uyguladım. Bak hala ayrıldı. O çatladığı yerden ayrıldı. İşte bakın içinde çelik lifler, görüyor musunuz? Zorla ayrıldım birbirinden. Bu yaptığımız çalışmayla yine yurt dışındaki diğer bilim adamlarından geride olmadığımızı, aynı kulvarda koştuğumuzu gösteriyoruz.